Değerli basın emekçileri, evet, burada bir pankart var ve Şırnak'ın iradesi o pankarta da ifade edildiği gibi, yazıldığı gibi gasp edilmiştir. Bizler bu hukuksuzluğu, bu antidemokratikliği asla kabul etmediğimizi ve buna karşı her türlü yollarla, yöntemlerle, demokratik yol ve yöntemlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Evet, Şırnak'ın iradesi 6541 asker ve polislerin günübirlik buraya gelmesiyle gasp edilmiştir. 1998'de Sincan'a tanklar sürdürerek, tanklar çıkarılarak hükümet nasıl düşürüldüyse, nasıl demokratik siyasete asker ve polislerle müdahale edildiyse, bugün burada da aynısı 25 yıl sonra Şırnak'ta aynı yöntemle demokratik siyasete, halkın özgür iradesine müdahale edilmiştir. AKP 2002'de askeri, orduyu ve polisi kışlalara geri göndereceğim de deyip iktidara gelmiştir. Bugün asker ve polisi kışlalardan çıkarıp AKP'nin il binası haline getirmiştir. Burada Şırnak'ın iradesi gasp edildi. Şırnak'ın iradesinin gasp edilmesine göz yumanlar yarın öbür gün İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa'ya, Türkiye'nin her tarafına yapılacak olan hukuksuzluğun önüne açmış olacaktır. Dolayısıyla buradan herkesime duyarlı insanım diyen herkese çağrı yapıyoruz. Özellikle Yüksek Seçim Kurulu'na çağrı yapıyoruz. Şırnak halkının iradesine saygı duyun, kulak verin. 6541 günübirlik
Sabah getirilip akşam yerlerine dönen 6541 insan, asker ve polisle Şırnak'ın iradesi gasp edilmiştir. İtirazımızı Yüksek Seçim Kurulu'na yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na buradan çağrı yapıyoruz. AKP, MHP militanlığı yapmayın. Vereceğiniz hukuksuz bir karar, vereceğiniz antidemokratik bir karar sonucunda yarın öbür gün mutlaka ama mutlaka yargılanacağınızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Şırnak'ın halkına, Şırnak'ın halkının iradesine sahip duyun ve Şırnak'ın seçimlerini iptal edin. Sivil Şırnak'ta yaşayan insanlarla yeniden seçim yapalım. Kimin iradesi sandıkta tecelli ediyorsa her birimiz ve herkes ona saygı duysun. Bu mesele sonuçlanıncaya kadar adalet, hukuk ve demokrasi mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Şırnak halkının iradesinin yanında sonuna kadar olacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.